Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve ve salat ve ala bade. Arkadaşlar şöyle bir ödevimiz var. Sağdan sola, yukarıdan aşağıya bunları bir kenara bırakalım. Burada bir tane fiilimiz var mesela harece fiilimiz. Bu hareceyi alalım. Tüm emsileyi muhtelifesini, mutlardesini çekelim. Kefera fiilimiz var. Şekera fiilimiz var. Derase, dehale, nasara halaka ketebe nazara abede ve salebe fiilimiz var arkadaşlar. Buradaki kaç tane fiilimiz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane fiilimiz var. 11 tane fiili tüm emsileyi muhtelife ve muttaridesini çekin arkadaşlar. Tamam mı? Bazen sıkıştığınız yerde bakarsınız nasara fiiline. Ödevimiz bu. 11 fiili tüm emsileyi muhtelife ve diye göre çekmek. Şimdi geldik. Aslında bu özet bir kitap olduğu için emsileyi bitirdik biz. Şimdi binaya başladık. Aslında bu bablar dediği binanın konusu. Yani sarf ilminde klasik usulde kaç tane kitap vardı? Dört. Emsile, bina, maksut, izzi ve merah. Merah tabi çok ağır bir kitap. Yani sarfın piri, zirvesi. EMS'lerin özetini biz gördük. Şimdi binaya geçtik arkadaşlar. Bina kitabı. Fiillerin yapılarını, bablarını anlatıyor. Bak, bablar 22 demiş. E niye 22? Bablar binada 35'ti. Demek ki en çok kullanılanlar aldı burada. En çok kullanılan babları aldı arkadaşlar. Sülasi mücerret bablar. Bunlar 6 babdır arkadaşlar. Kaç babmış? 6 bab. Biz bunları mazilerinin bak mazilerinin ve muzarilerinin aynel fiilinin harekelerinin aldığı değişime göre bak iyi anlayın cümlemi mazilerinin ve muzarilerinin aynel fiillerinin harekelerinin aldığı değişime göre bak feale fe yef'ulu aynel fiili değişiyor bak altı farklı şekilde sıralarız tamam mı ve bunları şöyle ritmik bir şekilde kolaylık olsun diye fethun dammun fethun kesrun fethatan kesrun fethun dammun dammun kesreten şeklinde söylemişiz. Yani sülasi mücerret fiiller. Mazisinin en yalın çekimi, huve çekimi. Üç harf üzerine olan fiiller altı farklı şekilde gelir. Peki şuralarını niye yazmadık hiç? Bak şu kısımlarını niye hiç konuşmadık? Arkadaşlar bu kısımlar hiç değişmez. Bak mazinin tamamına bakın. F, L. F, L. Fail fiili ve lamel fiili aynı zaten. Hep fetalı. Gördünüz mü? Hep fetalı. Peki değişen ne arkadaşlar? Değişen ne? Aynel fiili. Peki mazide aynel fiili fetha olan kaç bab var? Üç bab var arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü bab. Peki aynel fiili kesr olan kaç bab var? İki. Dördüncü ve altıncı bab. Aynel elif dam olan kaç bab var? Bir bab var arkadaşlar. Peki biz bunları nasıl yapıyoruz? Fethun, fethun, fethun bak. Kesrun, dammun, kesrun. Şurada kesre tane olduğu için iki tane kesrun var. Evet. Peki yeflu, Bu muzara tarifi, bu fail fiil, bu aynel fiil, bu lamel fiil. Burada da muzara tarifi değişmiyor. Fail fiil değişmiyor, lamel fiil değişmiyor. Yef'lu. Bak. Yef'lu. Yef'lu. Yeflu, yeflu, yeflu. Sadece ne değişiyor arkadaşlar? Aynel fiil. Tamam mı? Sadece aynel fiil değişiyor. İşte aynel fiil değiştiği için diğer harfler aynı olduğu için biz sıralamamızı mazide ve muzaride aynel fiilin değişimlerine göre yapıyoruz. Değişimlerine göre. Mazisinde aynel fiili fetha, muzarisinde damme olursa birinci bab diyoruz buna. Birinci bab. Feale yef'ulu. Bu vezin. Vezin neydi? Kalıp, tartı. Mevzun neydi? Bu vezne göre vezinlenmiş. Bu tartıya göre tartılmış. Mevzun, veznin harf sayısı, hareke ve sükü yüklenmek bakımından eşi, benzeri, ortağı, dengi misalidir. Bak, nasara, feale. Bak bu da üç harf, feale de üç harf, nasara da üç harf. Sırasıyla üç tane fetha almış, bu da üç tane fetha almış. Yef'ulu, dört harf, bu da dört harf. Sırasıyla önce muzara tarifini almış. Sonra fail fiil, sonra aynel fiil, sonra la fiil almış. Bu da aynısını almış. Sırasıyla fetha sükun damme damme. Fetha sükun damme damme. İşte mev mevzum bu demek arkadaşlar. Mevzum bu demek. Tamam mı? Peki bunlar neye göre sıralanmış birinci bab ikinci bab diye onu da söyleyeyim. Arapçada en çok kullanılan fiillerden en az kullanılana doğru gelmiş. Yani söz gelimi. Bunu tamamen atıyorum yani sallamasyon yapıyorum. Mantığını anlatmak açısından. Arapçada 100 bin tane fiil varsa 50 bin tanesi birinci baptan. İşte 20 bin tanesi ikinci baptan. 10 bin tanesi üçüncü baptan. 5 bin tanesi efendim dördüncü baptan. 3 bin tanesi ikinci baptan. 50, 70, 80, 85, 88. Şurayı 30 yapalım. İşte iki tanesi de altıncı baptan. Tamam mı? Arkadaşlar. Yani en çok kullanılandan en az kullanılana doğru. Yani sülasi mücerret fiiller en fazla birinci baptan gelmiştir. Ondan sonra iki, ondan sonra üç, ondan sonra dört, ondan sonra beş, ondan sonra altı. Bir de şurada ekstra bir not, not söyleyeyimse, size. Beşinci bab hariç. Bak beşinci bab hariç. Tüm bablar hem lazım hem müteaddi fiillerden gelir. Yani birinci baptan mesela nasara yensuru müteaddi fiil. Ama birinci baptan haraca yehrucu da gelir. Lazım fiil. İkinci baptan tarabe yedribu müteaddi fiil. Efendim celese yeclisu lazım fiil. Üçüncü baptan fetaha yeftahu müteaddi fiil. Bunlar yazın. Zehebe yezhebu lazım fiil. Alime ya'lemu alime ya'lemu efendim. Lazım fiil Mesela vecile yevcelu. Müte, lazım fiil. Alime ya'lemu ya lazım. Vecile yevcelu. Korktu demek. Bu lazım fiil. Ama bu sadece beşinci bab sadece lazım fiiller için gelir. Lazım neydi? Geçişsiz. Tamam mı? Altıncı babta yine hem lazım hem müteaddi için gelir. Hasibe yahsibu müteaddi. Hatta iki meful alan müteaddi. Bak iki tane meful alıyor bu. Bunun da Efendim lazımla örnek ve mika. Aşık oldu demek. Ve mika. Evet. Şimdi lazımı fiil dedik ya. Lazımı fiil deyince şöyle bir parantez açabiliriz. Lazımı olunca ne oluyor? Bir. Lazımı olunca mazisinin, muzarisinin ve muzarisinden türeyenlerin meçhulleri olmuyor. Harfi celle oluyor. Bir. İkincisi ismi fail olmuyor. Bunun yerine sıfatı müşebbeye soruyor. İki. Üçüncüsü isim mefulü de olmuyor. İsim mefulü yine harf üzerle çekiliyor. Lazım fiillerin böyle bir özelliği var. Evet. Fethun, dammun, fethun, kesrun, fetheten. Kesrun, fethun, dammun, dammun, kesreten. Bunu böyle ezberleyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Fa'ale yef'ulu. Fa'ale yef'ilu. Fa'ale yef'alu. Fa'ile yef'alu. Fe'ule yef'ulu. فعل يفعل فعل يفعل فتح ضم فتح ضم، بك فعل دركن فتح يفعو دركن ضم فعل يفعل فعل دركن فتح يفعي دركن كسر فعل يفعل فتحتان اتنين فتحة فعل يفع يفع بك اتنين fa'i le kesra yef'a lu fetha kesrun fetun fa'u fe zaten mazisinde damme geliyorsa muzarisinde kaç ihtimal vardı mazisinde damme geliyorsa muzarisinde kaç ihtimal vardı bir evet hocam bir de üçüncü babla ilgili bir kuralımız vardı tamam teşekkür ederim onu da söyleyeyim fa'ile yef'ilu Bunda da hem mazide hem muzahide kesra geliyor. Altı tane babımız var arkadaşlar. Bu sülasi mücerretler bab adlarını sıra sayılarından almışlar. Sıra sayılarından. El babul evvel, el babul sani, el babul babul salis, el babul rabi'a, el babul hamis, el babul sadis. Altıncı bab. Evet. Ve en çok kullanılandan, en az kullanılana doğru sıralanmış. Beşinci bab hariç tüm bablar hem lazım hem müteaddi için gelir. Beşinci bab sadece lazım fiiller için gelir. Bir de üçüncü babda bir özelliğimiz var. Naciye kardeşimiz hatırlattı. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü babda bir özelliğimiz var. Arkadaşlar bu babdan gelebilmesi için aynel veya lamel fiilinin şu harflerden biz bunları is harfleri diyoruz. Allahu hayyun halikun adlun ganiyen hadiyanın baş harfleri. Bir diğer değişle boğa harfleri diyoruz. Boğa harflerinden bir olması lazım. Boğa harflerinden bir olması lazım. Neyin? Aynel ve lamel fiilinin. Aynel veya lamel fiilinin. Bak. Feteha. Lamel fiili. Bak gördünüz mü? Bu alt harften biri. Evet. Kuru farktan. Güzel. Kuru farktan biri olması lazım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar x deyin. Karşısına asli harf deyin. Asli harf. Artı deyin. Karşısına zayi harf yazın. Yani zayi harf ne demek? Eklenen harf. Dolayısıyla biz sülasi mücerret babları şu şekilde sembolize ediyoruz. Üç tane harfi var. Üçü de asli. Üç tane harf var. Üçü de ne arkadaşlar? Asli harfler. Gördünüz mü? Peki sülasi mezit babları nasıl? Sülasi mezitler de üç tane asli bir tane zayıf harf gelmiş. Rubayi'de. de. de üç tane asli bak bunlar asli harf x'ler. İki tane zayıf harf gelmiş. Südasi'de de üç tane asli üç tane de zayıf harf gelmiş. Gördünüz mü? Peki dört tane zayıf terf gelemez mi? Dört tane zayıf terf gelemez mi? Dört tane zayıf terf gelemez mi? Niye? Neden? Neden arkadaşlar? en fazla 6. Arkadaşlar bunun iki tane sebebi var. Birinci sebebi bunlar asıldır, bunlar ferdir. Ne demek fer? Daha sonradan gelenler. Hiçbir zaman fer, fer on diyoruz yani. Hiçbir zaman fer aslı geçemez. Hiçbir zaman fer sonradan eklenenler aslı geçemez. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız da maziler fiil Arapçada mazi fiiller en fazla altı harf olur. En fazla altı harf olur. İki kuralımız var. Bir, eklenen harfler, zayit harfler, ferler hiçbir zaman aslı geçemez. Bu bir. İkincisi, fiil-i mazimizin huve çekimi en fazla altı harf olur. Evet, güzel. Şimdi bu sülasi mezit bablara 12 bab diyoruz. 12 bab. Evet 12 bab. Ama 3 grup. Bir tanesi sülasi mezit rubai grubu. Ne demek sülasi mezit rubai? Bak 3 artı 1 demek. 3 artı 1 4 demek. 3 tane asıl harfin üzerine bir tane ziyade ettik. Mazisi 4 harf üzeri oldu bak. Ef'ale, fe'ale, fe'ale. Gördünüz mü? Bak mazisi 4 harf üzeri oldu. Peki kumasi ne demek? Üç asli harf üzerine iki harf ziyaret ettik. 3 artı iki beş etti bak. Gördünüz mü? İnfeale, ifteale, ifalle, tefeale, tefeale. Hep maisi 5 harfli. Peki stüdasi. Üç harf üzerine üç tane ziyaret ettik. Zaten dört tane etme imkanımız yoktu. Altı oldu. İstefale, ifavale, ifavvele ifaalle. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Şimdi bu has harfleri aynı zamanda tecvitte isar harfleri olarak da kullanılır. Evet doğrudur. Doğrudur. Şimdi peki zayi harfler nelerdi arkadaşlar? Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Zayi harfler nelerdi? Zahit tarifler nelerdi? Daha önce söylemiştik. Hayır. Eteğine muzarat harfleri. Zahit tarifler el yevme tensahunun daki on harfti. Bir gün onu unutursun demekti değil mi? Bugün onu bir gün değil de bugün. Elyevme bugün. Bugün onu unutursun. Evet. Peki Elyevme tensahu. Peki bu tüm bablar nasıl oluşmuştu arkadaşlar? Şu fealenin bu veznimiz ya bizim. Şöyle yazalım. Feale. Bu veznimiz. Bu on harf. Bu on harf bu fealede kaç yere gelebilir arkadaşlar? Kaç ihtimali var? Yani bu harfler nereye gelebilir bu fealede? Kaç ihtimali var? 4 Ya fail fiilin başına gelecek ya fail ile aynel arasına gelecek ya aynel ile lamel arasına gelecek ya da lamel fiilden sonra gelecek. 1 2 3 4 İşte bu 10 tane zayi harfin tekrar ediyorum. Bu 10 tane zayi harfin bu 4 yere gelmesiyle bu bablar oluşur işte arkadaşlar. Bu bablar oluşur. Hangi bablar oluşur? Zaten bu sülasi mücerretler direkt bundan yapıldı zaten. Şu mezit bablar böyle oluşur. Tamam mı? Mesela bunun kökü fealeydi. Fealeydi. Zayi tafirden bir tanesi hemze mi? El yevme tensahu. Tabii ki hemze. Bak başına hemze gelmiş. Dört harf olmuş mazisi. Ef'ale yuf'ilu if'alen. Müf'ilun muf'alun. Biz buraya şeyini de ekleyelim. İsmi fail, ismi mefhumu da ekleyelim. Tamam mı? Çekerken. Evet, bu nasıl faaleydi? Başına bir hemze geldi. Bazı dönüşümleri var tabii onun. Onun oraya girmeyeyim, girmeyeyim şimdi. Efale oldu. Mesela faalenin başına e getirdiğimiz zaman efale oldu. Arapçada dört hareke peşi peşine gelmeyeceğinden dolayı fail fiilini ne yaptık? Sükünledik. Efale oldu. Biz buna ilal diyoruz işte dönüşüm. Efale yuf'ilu if'alen muf'ilun muf'alun vezni söylüyorum. Ef'ale gelir mazisi, yuf'ilu gelir muzarisi, if'alen gelir mastarı, muf'ilun gelir ismi faili, muf'alun gelir ismi mef'ulu. Tamam mı? Tabi bunun yine kendi içerisinde emsile muhtelife çekimi var. Ef'ale yuf'ilu if'alen muf'ilun muf'alun. Lem yuf'il, lemma yuf'il, ma yuf'ilu, la yuf'ilu, len yuf'ile. Li yuf'il, la yuf'il ef'il bak bunun emri ef'il geliyor mesela ekrim evet la tükrim gibi böyle devam edersiniz bu vezin bu vezne göre gelmiş ekrame yukrimu ikramen ismi fail isme ful ne söyleyin arkadaşlar ekrame yukrimu ikramen ismi fail isme ful ne gelir mükrimun mükramun. Çok güzel arkadaşlar. Peki başka bir örnek verelim ifal babına. Ehsene yuhsinu ihsanen. Evet ismi fail ismi mefulü sizde yine. Ehsene yuhsinu ihsanen muhsinun muhsanun. Çok güzel. Arkadaşlar sene içerisinde bir tane nottan çalışmıştık hatırladınız mı bu babları? Böyle bir babdan ilgili 7-8 tane örnek vermişti. Onun resmi varsa satabilirsiniz. Orada güzel örnekler vardı. Evet. Kübra Çetin, mikrofonu açar mısın? Kübra Çetin. Kübra Çetin. Kübra, niye sesin gelmiyor? Kübra sesin gelmiyor. İşte, ama biz alamıyoruz. Tamam, tamam kapatabilirsin. Ona daha sonra bak inşallah, tamam mı Kübra? O niye sesin gelmiyor ona bir bak istersen. Bilgisayardan mı giriyorsun telefondan mı? Ayşenur sen aç mikrofonunu. Efendim hocam. Ayşenur mesela e, bu ekramenin aslı neydi? Sülazisi. E, ke, kerume. Heh, çok güzel. Ne demek kerume? E, cömert olmak. Heh, çok güzel. Cömert olmak. Peki cömert olmak e, lazım mı mütehdim mi? E, lazım. Çok güzel. Lazım. Peki. Ekrame ne demek? Bunu ifal aktardığımız zaman ekrame ne demek? Ee, ekrame ikram etti demek. Ha. Demek ki arkadaşlar ifal babına şu notumuzu yazalım. İfal babı genellikle sülasisinde lazım olan bir fiili müteaddiye çevirmek için kullanılır. İfal babı genellikle sülasisinde lazım yani parantez içinde geçişsiz olan bir fiili ne yapmak için? Müteaddi yani geçişli hale getirmek için. Mesela kerume zeydün dediğimiz zaman zeydin cömert olması kendinde kalıyor değil mi? Başka bir mefule etkilemiyor. Doğru mu Ayşenur? Evet hocam. Ama ekrame zeydünü amran dediğimiz zaman zeydin ikram eylemi kimin üzerinde gerçekleşiyor? Amran üzerinde. Çok güzel. Evet. Şimdi fiillerimiz şunlar. Ekrame ehrace efendim ehsene ve ersele. Bunlardan mazi, muzari, mastar, ismi fail, ismeful meful e, ta şeye kadar, ismi zaman, ismi mekana kadar bunlara bir çek bakayım. Elleri <laughs> bir daha alabilir miyim hocam? E, sen ekram eden başla ben geldiği zaman söyleyeyim. Tamam. Ekrami Yükrimo. ikramun, mükrimun. İkram, ya da ikramen, güzel, mükrimun. Mükrimun, mükramun, le lem yükrim, lem ma yükrim, ma yükrimo, la yükrimo. len yükrime, li yükrim, la e, yükrim, Ökrim. ekrim, la ekrim, e, la tisim, La e, tükrim. La tükrim. Devamlı. Tamam bu kadar. Bu evet. kadar. O devamı çok önemli değil bizim için. Zaten çok az kullanırlar onlar. Yeterli. Tamam. Bir de ehseneden çek. Ee, ahsene yuhsinu ihsanun muhsinun muhsanun lem yuhsin lemma yuhsin la yuhsinu, la yuhsinu. ma yuhsin ma yuhsinu, la yuhsinu, len yuhsine, li yuhsin, la, yu, e, la yuhsin, uhs, ehsin, ha. la tuhsin. E, Çok güzel. Ehsin, la tuhsin. Güzel. Peki. E, ma yukrimu ne demek ma yukrimu? E, i̇kram e, etmiyor. Ha. Peki e, ma yükremunun emsileyi çek bakayım. Ma yükremu, ma yükremani, ma yükremune, ma tükremu, ma tükremani, ma yükremne, ma tükremu, ma tükremani, ma tükremune, ma ma tükremani, ma 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 ükremu, ma nükremu. Tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak mantık mantık hep şey. Emsireyi muhtelife üzerine kurulu. Emsireyi muhtelifede biz sırayı bezberledik ezberledik ya. Mazi, muzari, maslar, ismi, meful, fiili, muzari, cehdi, mutlak, cehdi, mustarak. Aynı o şekilde devam ediyoruz. Yani bu sülasi mücerretlerin biz sadece birinci babını gördük değil mi emsirede? Nasara fiilini gördük. Ama şimdi binada bunun ikinci babını, üçüncü babını, dördüncü babını, beşinci babını, altıncı babını da görüyoruz. Farklı şekillerine. Sonra sülasi mezitlerde buna eklemeli fiilleri görüyoruz. Ama bunların tamamının hem emsile-i muhtelifesi hem emsile-i var. Mantık hep aynı. Mantık hep aynı. Şimdi geldik. O sene içerisindeki kağıdı bulabildiniz mi arkadaşlar? Hani o Osmanlıcaları falan yazıyordu ya Selahattin Hoca'nın notlarından bir taneydi. Bablarla ilgili bir fotokopi vardı. Mercie. Songül. Ayşenur. Bablar anlatırken kullandığımız bir fotokopi vardı ya. Hatırlayabildiniz mi onları? Şimdi. Yok yok Zafer sen değil de. Kerume lazım. Ama ekrame olunca müteaddi oluyor. Tamam. Şimdi fa'ale. Arkadaşlar bu fa'ale aslı neydi bunun? idi Bak bunun başına hemze gelmek suretiyle dört harfli yaptık mazisini. İfal babını. Bunu da aynel fiilini şeddeledik. idi fa'ale oldu. Fa'ale yufa'ilu tef'ilen mufa'ilun mufa'alun ferraha yuferrihu tefrihan efendim mufarrihun mufarrahun bunun aslı ferihaydı feriha sevindi demek lazımken ferraha sevindirdi oldu demek ki tef'il babı da aynen if'al babı gibi sülâsisi bak keruma lazım feriha lazım sülâsisi lazım olanları mütahaddiye aktarılmak için kullanmıyor. فعل يفعل تفعيلا مفعل مفعل لم يفعل لما يفعل ما يفعل لا يفعل لن يفعل ليفعل لا يفعل فعل لا تفعل تمام فرح يفرح تفريحا مفرح مفرح لم يفرح لما يفرح ما يفرح لا يفرح لن يفرح ليفرح لا يفرح فرح امجد لا تفرح, لا تفرح, لا تفرح nehi hazırı. Evet. Bunları böyle çekeceğiz. Şimdi bir tane alalım öğrenci. Melike Aydın. Aç bakayım mikrofonunu. Melike. Hocam benim bilgisayarım mikrofonu yok. Melike hemen peşin peşin yazmış önceden. Evet Melike Şahin. Aşkım. Melike. Heh. Evet Melike. Ee, alime. Sülasi bir fiil değil mi? Evet. Ne demek alime? Bildi, öğrendi. Lazım mı müteaddi mi? Müteaddi. Çok güzel. Bak şimdi. Tefil babı lazımsa müteaddi yapıyor. Ama zaten bir meful olan müteaddi ise bu sefer de tefil babını aktardığımızda iki meful olan müteaddi oluyor. Tamam mı? Tamam. Ha, mesela bak. Keruma lazım. Cömert oldu demek. Ama ekrame müteaddi oluyor. Feriha sevindi. Ferraha sevindirdi. Lazım müteaddi oldu. Ama alime zaten müteaddi. O zaman ne olacak peki? Bu sefer müteaddiliğin derecesi artacak. Alime zeydun el mesele dediğimiz zaman Zeyd meseleyi bildi, konuyu bildi. Ama alleme öğretti. El muallimu öğretmen. Et talibe el mevdua. Talibe birinci meful. El mevdua ikinci meful. Hoca öğretmene konuyu öğretti dediği zaman iki meful almış oluyor. Tamam mı? Tamam. Peki allemeyi çek bakayım. MCD hmm. muhtelifisine göre. Alleme yuallimu talimen muallimun, muallimun, lem yuallim, lem ma yuallim, ma yuallimu, la yuallimu, lem yuallime, li yuallim, la yuallim, e, allim, Heh. la tuallim. Çok güzel. Peki allim ne kelime allim? Emre hazır. Onun kendi içindekini çek bakayım emsileyi mutlardesine. Allim, allima, allimu, allimi, allima, allimle. Ha, allimle ne demek? Ee, muhataba. Bil, Ce Cemii. Cemii. Cemi. Müennes, muhataba. Cemii, Müennes, muhataba. Yani karşısında bir bayanlar topluluğu var. Sen bunlara ne diyorsun? Allimle dediğin zaman? Siz, siz bilin öğrenin Hep, hepiniz. Öğretin, öğretin. <laughs> öğrenin değil, öğretin. Tamam. Alime bilmek, alleme öğretmek. Tamam mı? Tamam. Muallim dediğimiz zaman da öğreten oluyor değil mi? Evet. Bak alime bildi. <laughs> Tefil babına aktarırsak alleme öğretti. Tefeul babına aktarırsak tealleme öğrendi. Bak babların işte şeyini görüyor musun? farklılıklarını. Evet. Mesela harece çıktı. Ehrece çıkardı. Veya harrece çıkardı. Ama teharrece mezun oldu. Gibi. Tamam. Güzel. Teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederim. Heh. Tamam. Ha bunlar işte. Buradan bazı fiillerden antrenman yapabiliriz yani. If, i̇fal babı demiş mesela. İfal babı. Nerede ifal babı? İfal babı nerede arkadaşlar? İfal babını göremedim ama. Ha, bak burada. Ekrame yukrimu ikramen. Ehsene yuhsinu ihsanen. Enfaga yunfigu infaqan. Elbese yülbisu ilbasen. Eslaha islahan, Efsede yufsidu ifsaden. Bunların altında da Osmanlıcaları yazmış. İkram iyilik etmek demiş. İfsat fena etmek. Yani bozmak. İnzal indirmek. İ'lam bildirmek. Vesailul i'lam var değil mi? Basın yayın organları. İman inanmak. İdrak orayı okuyamadım. Evet. İğfal aldatmak. İsma işittirmek gibi. Semi'a, işitmek. Esma'a, işittirmek. Çok güzel. Şimdi bunu da söyledik. Son olarak bunu söyleyelim, dersimizi bitirelim. Burada da fa'el ile aynel fiil arasında bir elif giriyor. Fa'ale yufa'ilu mufa'aleten fi'alen fi'alen. Şu vavları hiç görmeyin. Vavları görmeyin. Bunun üç tane mastarı var demek ki. Tamam mı? Fa'ale yufa'ilu mufa'aleten fi'alen fi'alen. Mufa'ilun ismi faili. Mufa'alun ismi mef'ulu. Lem yufa'il. Lem ma yufa'il. Ma yufa'ilu. La yufa'ilu. Len yufa'ile. Li yufa'il. La yufa'il. Fa'il. Bak bunun emri. Fa'il geliyor. Fa'il. La tufa'il. Bu da müşareket bildiriyor. Mufa'ile babı da müşareket. Yani bir şeyi karşılıklı yapmayı bildiriyor. Katile karşılıklı savaşmak. Evet. Qatile yuqatilu muqatilaten qitalen qitalen. Üç tane masları var. Tabii bu masaların bazıları kullanılır bazıları kullanılmaz. Mesela muqatile qital qital. Burada üçü de kullanılır. Muqatilun muqatilun lem yuqatil lem ma yuqatil ma yuqatil la yuqatil len yuqatile li yuqatil la yuqatil. Qatil la tuqatil. Evet. Bunların tamamına biz sülasi mezit rubai diyoruz. Şuraya yazın. Sülasi mezit rubai. Evet birinci grup. Sülasi mezitler üç grup. Bunun birincisi sülasi mezit rubai. Üç asli harf üzerine bir tane ek almış. Üç artı bir mazisi dört harf üzerine olmuş. Başına hemze gelmiş efale olmuş. Aynel fiilini şeddelemiş feale olmuş. Ve fail ile aynel fiil arasında bir elif gelmiş zayit elif harfi. El yevme harflerinden elif harfi gelmiş feale olmuş. Peki bunların isimlerini nereden alıyoruz? Mastarlarından. Mastarlarından harekette ifal babı, tef'il babı ve müfaile babı diyoruz. Bak şunların isimlerini nereden alıyorduk? Sıra sayılarından. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı bab. Ama bunların isimlerini nereden alıyoruz arkadaşlar? Mazilerinin, vezinlerinin mastarlarından alıyoruz. Bak vezinlerinin, mastarlarının ismi neyse biz de bu baba o ismi veriyoruz. Vezninin mastarı ne? İf'alen. O zaman ifal babı. Vezninin Mastarı ne? Tef'il. Tef'ilen. Tef'il babı. Veznin'in mastarı ne? Müfaale babı. Müfaale babı diyoruz. Hocam biraz önce bir şey söylemiştiniz. Fiil eğer lazımsa ef'ale müteaddi yapar. Eğer müteaddi ise, müteaddi ise de müteaddilik derecesini artırıyor. Mesela müteaddiler kendi arasında üç ayırlıyor. Bir mefur olan müteaddi, iki mefur olan müteaddi, üç mefur olan müteaddi. Eğer süresinde bir mefur olan müteaddi ise İfal babına aktarıldığında bu sefer iki meful alan müteahhit oluyor. E zaten sülasisinde iki meful alansa bu sefer üç meful alan oluyor. Tamam mı? Müteahhitliğini artırıyor. Yani geçişliliğini artırıyor. Biz ona Türkçe'de ettirgen diyoruz. Ettirgen diyoruz ona. Tamam mı? Evet. Melike Karataş mı mikrofonum yok demişti. Melike Aydın mı demişti. Hangisi mikrofonum yok demişti? Ha, Melike Aydın. Melike Karataş sen aç bakayım. Sen aç bakayım mikrofonunu. Melike Karataş. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. İlk defa mı bağlanıyorsun? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Evet. Bunları anladın mı? Daha önce görmüş müydün bunları İmum veya başka yok, bir hocada? Hocam. Hayır ilk defa görüyorum. Peki anladın mı mantıklarını? Mantığını anladım ama nasıl kullanacağımı anlamadım. O ne demek? Yani tam olarak manasını yani. Ee, onlar yeri gelince zaten söyleyeceğiz bunları. Sen çekimlerini yapabilir misin şu anda bir tanesinin çekimine? Yani bilmiyorum yapamayabilirim. Mesela bak bir tane fiil söyleyeyim sana. Şuraya göre benzet onu. Hasebe mazisi muzarisi ne olur? Hasebe. Yuhasibu. Hah. Mastarı ne olur? Ee, muhasebeten. Bu kadar. İşte bunu anladıysan var ya. Hazırlığı yarıladın Melike. Ha, i̇nşallah hocam. Bak gerçekten söylüyorum. Bunu sana moral olsun diye söylemiyorum ha. Yani bak bu burada ablaların var senin, abilerin var. Bunlar hep hazırlığı bitirmiş veya bir sene mesela hazırlıkta Geçemeyip kalan ikinci sene geçen arkadaşlar var mesela. Bak şu senin yaptığını istersen sor. Hani inanmıyorsan dayıya sor diyor ya. İnanmıyorsan arkadaşlara sor. Bunu senin yaptığını hazırlık bitirip de yapamayanlar var. Yok mu arkadaşlar? Aa bak soralım bak. Arkadaşlar bir sene bitirip de e babların mantığını anlamayan var mı? Bak var hocam yazmışlar. Oo oh, efsane hocam demiş. <laughs> Teşekkür ediyorum. Tamam mı? Tamam hocam. Bak ben öyleydim ilk yılımda demiş. Yani sen sen bir diğer e, Melike aslında o Melike ablasının adı. Kendi adı Şeyda. Onunla da tanışın. Tamam hocam. Şu Melike ablasının hesabından giriyor. Kendi adı Şeydanur. O da senin gibi bu sene Cumhuriyet Üniversitesi hazırlığa başlayacak. Onunla bir arkadaş olun. Tamam mı? Tamam Beraber hocam. Yardımlaşın. Tanışmış mıydınız daha önce? Yok tanışmadı. Tamam. Yani e, hem şeytan Nur olsun hem sen ol e, bu derslere yani sonuçta hazırlıkta yoklama alınıyor. Okur, mecbur gidiyorsun geliyorsun ama siz bir, kendi isteğinizle katıldığınız için bu kursa daha önceden başladığınız için gerçekten çok şanslısınız. Siz ilk başta bir şeyleri anlamıyormuş gibi e, görünseniz de bu kursun sonunda ne kadar doğru bir e, adım attığınızı bu kursa katılarak onu göreceksiniz yani. Yani, evet hocam çok iyi oldu zaten. Şu salgın bittiğinde okul açıldığı zaman e, daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani İnşallah. Diğer arkadaşlar ilk defa duyarken siz çoğu şeyi duymuş olacaksınız yani. Bak ne demiş mesela arkadaşınız? Çok güzel bir şansa sahipler demişler mesela arkadaşlar tamam mı? Evet. Bak Melike e, Şahin var o da birinci sınıf oldu. Okulda dersler başlayınca 5-0 öndesiniz demiş bak. İnşallah. Tamam. Tamam. Evet. tamam hocam. Bir de şöyle bir şey var Melike. E, her şey ilk duymada öğrenilecek, tüm hatlarıyla öğrenilecek diye bir şey yok. Ben şimdi size böyle ders anlatıyorum da e, sonuçta bir senelerdir bir uğraşıyoruz, bir uğraş var. Anlatabildim mi? Ben belki bir ders 10 defa farklı hocalardan dinledim, 10 defa okuttum Ama halen oluyor. Her defasında farklı bir yönünü keşfedebiliyoruz. Farklı bir yönünü görebiliyoruz. Yani her öğrenci her bilgiyi ilk duyduğunda tüm ayrıntılarıyla enlemesine, boylamasına, derinlemesine öğrenecek diye bir şey yok. Tamam mı? Tamam bir, hocam. Bir gördüğünde kulağın duyacak. İkinci duyduğunda ha diyeceksin. Tamam. Hoca bak yine müfteda diyeceksin bak. Birincide müfteda diye duyacaksın. Hiçbir şey çağrıştırmayacak sende. İkincisinde ha hoca bak yine müfteda diyeceksin. Sonra üçüncüsünde Ha müpteda bizim Türkçedeki özneymiş ya diyeceksin mesela tamam mı? Hmm, tamam Gör hocam zaten öyle oldu. Ha örnek veriyorum mesela böyle daha iyi anlamanız için. Mesela dördüncü gördüğünde ha bak müptedanın bak sonunda böyle şey olurmuş. Damme olurmuş böyle. Ama işte evet. tesniye olduğunda elif olurmuş. İşte cem'i olduğunda vav olurmuş falan falan diye diye 3 5 10 dediği zaman öğreneceksin. Bu kadar yani. Anladım hocam evet. Yani burada tek önemli bir sır var e, Melike. Yani burada sadece sana söylemiyorum yani. Senin şahsında herkese söylüyorum. Burada tek önemli bir sır var. Devamlılık, devamlılık, devamlılık. Bu kadar. Bir, tamam, bir de bunun yanına bir şey eklersek ikinci olarak. O da şahsi gayret. E, şahsi gayret de ne demek? O gün işlediğimiz dersi tekrar etmek, ödevlerimizi yapmak, ertesi gün ne işleyeceğimize böyle önden bakmak. Bu kadar yani devamlılık ve şahsi gayret. Tamam mı? Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzına ben sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. Evet. Bakın ne demişler Melike? Aramızda kalsın Melike kusana kadar öğreneceksin demişler. <laughs> hocam sanırım bunları üçüncü kez duyuyorum ama sonuç çarpım tablosu. Ne demek sonuç çarpım tablosu? Ne demek Birgül? Millet hoca ne diyor diyecek. 5 ne? 100 sıfır önde başlayacak. Ben onun adına hem mutlu oldum hem de umutlandım hocam demiş. Evet. E tamam aynı şey senin için de geçerli bir gül. Unutmadan öğrenilmez. Unutmadan öğrenilmez tamam mı? Evet toparlayacak olursak Sülasi Mezit Rubailer 3 babdır. Mazisinin üzerine bir harf ziyadesiyle fiil-i mazisinin dört harf üzeri olduğu ef'ale yuf'alu if'alen babıdır. Fe'ale yuf'ilu tef'ilen babıdır. Fe'ale yufa'ilu mufa'aleten babıdır. İf'al tef'il mufa'ale. Üç bab. Tamam mı arkadaşlar? Burada inşallah kalalım. Buradan devam edeceğiz. Daha sonra zaten dediğim gibi bunun müjdesini size vermiştim. Bu kitapların biz neresinden okuyacağız? Aslından okuyacağız değil mi arkadaşlar? Evet. Bu kitapların bir de aslından okuyacağız değil mi biz? Aslından okuduğumuz zaman her şey o kadar yerli yerine oturacak ki arkadaşlar. Aldınız mı kitaplarınızı? Sarfmayı kitaplarınızı sipariş ettiniz mi? O kitapları önceden ayarlayın ki. Yasin Kitap Evi'nin sarf ve nahiv kitaplarını önceden sipariş edin ki. Onların çünkü pdf'si yok bende. Ha, şu kitap. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Ama baskısı farklı bunun. Neyse fark etmez. Yasin bulabilirseniz Yasin alın. Onları direkt böyle şeyden okuyacağız yani. Ee, bir görüntü olmayacak. Aynı buradan okuyacağız ama siz önümüze kitap alacaksınız. Ben de kitabımı alacağım. Böyle sesli bir şekilde okuyacağız. Ben kendimde problem olduğunu düşünüyordum. Anlamayınca birazcık rahatladım. Herkes öyleymiş en başta. E, tabii canım. Yani herkes... E, ben baştaki halimi görseydiniz ne çektiğimi benim. Evet. Ben geçen sene ilk başta hiçbir şey anlamıyorum diye okulu bırakmayı düşünmüştüm. Ya Evet, Nahib kitabımız. Arkadaşlar aslında bugün kursumuzun kaçıncı günü biliyor musunuz? Bugün kursumuzun kaçıncı günü? On üç değil. 11. günü. 11. birinci günü arkadaşlar. Yarın 12. günü. Kursumuz kaç gündü peki? 24 gün. Bak yarın, yarın kursumuzun yarından sonra kursumuzun tam yarısı yani. Ben şöyle bir şey sorayım size özetle. İster hazırlık olsun, ister işte hazırlığı bitirip bire geçen olsun, dördüncü sınıf olsun, fark etmez. Yani grubumuzda farklı farklı durumda olan arkadaşlarımız var. Kursun başıyla, bak başından bu zamana kadar ders izlemeyenlere, ders eksik olanlara bir şey demiyorum. Ama kursun başından bu zamana kadar sıkı bir şekilde takip eden arkadaşlar için diyorum. Nasıl durumları? Bırakın yani kursu bitirmeyi. Kursun başından şu ana kadar eksiksiz devam eden arkadaşların şey durumları nasıl mesela arkadaşlar? Anlama durumları, kelime durumları, Arapçaya bakışları nasıl? Bak gayet iyi ilerleme demiş. Hocam çok büyük fark demiş. Var demiş arkadaşlar. Ya burada mesele benim çok iyi hoca olduğumdan falan değil yani. Mesele burada devamlılık yani. Allah bereket veriyor yani. Hocam her şeyi unutmuştum ki iki haftada bir dönem hatırladım bak. Bir dönem hatırladım. Evet. Hocam irap olarak ilahiyatın iki yılını toparladım sanırım. Elhamdülillah. Şimdiye kadar duyduklarım oturmaya başladı. Evet. Kiminin kulağı doluyor. Kimi daha önce kulağına değenleri Dağınık olan bilgileri toparlıyor. Zorlandığım noktalarım var ama sanırım hepimizde var. E, tabii ki. Tabii kiler. Hepimizde var. Aynen. Bir haftada fakültede bir yılın konusunu işledik. Doğru. Hatta ben şeyi çok önemsiyorum arkadaşlar. Şu Arapça dil bilgisi özeti var ya arkadaşlar. Arapça çeviri kılavuzunda. Bak onu da sarfın sonuna geldik. Siz bir de nahibi bitirince görün yani. O ne kadar böyle bilgilerimizi toparlayacak o. O böyle panoramik bir çekim yani. Yani biz 3-4 kurvardan ilerliyoruz aslında. Yani bir dersimizde geniş işliyoruz. Bir dersimizde yüzeysel geçiyoruz. Bir dersimizde aydıntılı işliyoruz. Tamam mı? Arapçayı sevdim ve korkum bitti elhamdülillah. Ne güzel. Okuldayken duyup zor gelen şeylerin şu an kolay olduğunu düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Bence yarım kalan bir şeyler vardı. Şu an her şey yerli yerinde oturdu. Ne güzel. Seneye bomba gibi başlayacağız. Evet. Elhamdülillah. Geniş bir alandan ortak noktalarda büyük bir birikim oluyor hocam. Evet. Hocam bir de ilk defa geçme kaygısı olmadığı için ha bak burası çok önemli. Fatma'ların söylediği çok önemli. Hocam bir de ilk defa geçme kaygısı olmadığı için ilk defa maksimum eğlenceyle dinleyebiliyorum. Bu şekilde çok daha rahat anlaşılıyor. Evet. Yani bu grubumuzun aslında en büyük avantajlarından bir tanesi o arkadaşlar. Yani önümüzde ne sınav var, ne vize var, ne final var. Tamamen home office yani. Oh rahat kebap yani değil mi? Değil mi arkadaşlar? Hepimiz neye odaklandık? Öğrenmeye odaklandık. E böyle olunca da başarı gelecektir. Yeter ki tekrar altını çiziyorum ders eksiğiniz olmasın ve ders haricinde biraz tekrar edin. Şahsi gayret. Okumaya çalışın, anlamaya çalışın. Tamam mı? Başka hiçbir şey söylemiyorum size. Evet, komutanım ilahiyata yazılacak. Niyeti bozdu. Hadi bakalım. Valla olur komutanım. Evet. Velhamdülillahi Rabbil alemin.